Hocam bir türlü çalışamıyorum, ne yapmalıyım ya? Tonguç'um şimdi sana çalışmanın bazı altın kurallarını vereceğim. Bunları çok dikkatli bir şekilde uygularsan çalışmaya başlayacaksın ve hedefini artıracaksın Tonguç'um. <laughs> Öncelikle çalışmadan önce yani başarıya ulaşmadan önce bilmen gereken bir şey var. Burası aynı Maslow'un bir piramidi var yani ihtiyaç, gereklilik piramidi. Senin de en çok dikkat etmen gereken şey ilk başta zamanını düzenlemek. Sonra plan yapmak. Ardından ortamını düzenlemek. Eğlenceye de zaman ayırmak ve hepsinin sonrasında da başarı gelecek. Yani eğlence en üstte yaşasın. <laughs> eğlence en üstte ama en az dikkat etmen gereken şey. Yani en çok dikkat etmen gereken şey zaman. Sonra planlamak, sonra düzen, sonra eğlence. Yani eğer eğlenmezsen, aralarda molalar vermezsen başarı olamazsın. Bu önemli. Sadece ders çalışmayacağız. Fakat en çok dikkat etmen gereken şey zaman. Şimdi ilk başta şunu bilmen lazım Tonguç'um. Zamanını iyi yönetmek için bireysel farklılıkları göz önünde bulundurman gerekiyor. Bu ne demek? Diyelim ki sen Sınava diyelim ki önünde şimdi sınavlarım var. LGS geliyor. LGS ile alakalı bu önünde kalan Mayıs ve Haziran ayında şu anda hangi tarihteyiz mesela? Diyelim ki Mayıs ayındayız. Mayıs ayından Haziran ayına kadar senin önünde bazı günler var ve bazı haftalar var. Bunları değerlendirirken ben her gün iki tane deneme çözeceğim dersen bunu başaramazsın. Ne o kadar kaynağın vardır ne de bunu çözmeye çalışsan bile tam da verimli olamaz. Dolayısıyla sen demelisin ki ben mesela diyelim ki bazı günler... Ee, altı adımdan çalışacağım. Bazı günler ana denemelerinden çözeceğim. Mesela burada denemelerde kaç tane? Dört tane. Buraya bir deneme koyarsın. Buraya bir deneme koyarsın. Buraya bir deneme koyarsın. Buraya bir deneme koyarsın. Veyahut da altı adımdan çalışıyorsun ya. Burada adımları gene gün aşırı veyahut da gün gün dizebilirsin. Yeter ki sen ben hepsini bir günde bitireceğim dersen bitiremezsin ve bu sefer moralini bozulur. Zamanı iyi planlamalıyım. Zamanı iyi planlamalısın ve günden İkincisi asla ertelememelisin. Mesela buraya yazdın dedin ki ben birinci adımı çözeceğim dedin. Ama Üf. Ya. Üşeniyorum öyleyse yarın. Aynen üşeniyorum öyleyse yarın. Bak ertelemek çok keyifli bir şeydir. İnsana acayip mutluluk verir. Ve ertelediğin zaman böyle bir rahatlama hissedersin. Oh be yapmıyorum kurtuldum dersin ama zaman onların hepsi birikir 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 ve kar topu gibi seni ezer. Hani kar topu küçüktür ama birleşip birleşip kocaman kardan adam yapıyoruz ya. Aynı onun gibi ertelemek şu anda senin mutlu etse bile sonradan gerçekten seni rahatsız eder. Dolayısıyla şimdi hemen yapmalısın. Bir de çalışırken mutlaka zamanını molalarla da ayarlamalısın. Mesela bak burada Pomodoro tekniğini mutlaka duymuşsundur. Biz internette birlikte çalışalım yapıyoruz YouTube'da. 5 5 5 5 5. Burada diyelim ki 30 dakikalık bir Pomodoro var. Bunun 25 dakikasını çalışmaya, 5 dakikasını mola ayırabilirsin. Az önce söylediğim şeyden dolayı yani bireysel farklardan dolayı 20 dakika çalışma 10 dakika dinlenme de yapabilirsin. Bu sana bağlı. Bazen 30 dakika dinlenme, bir saat çalışma yapanlar da var. Herkes kendi çalışma farklılığına göre, anlayışına göre veyahut da motivasyona göre farklı sürelerde yapabilir. Ama mutlaka aralara molayı koymalısın. Bir de Tonguç'um uykuya mutlaka yeterli zaman ayırman lazım. Mesela ben bazı öğrenciler görüyorum. Kimisi çok çalıştığı için, kimisi çok bilgisayar oyun oynadığı için veyahut da işte eee televizyon... şu Ramazan'da uyku bayağı aşağıştı ya. Aynen. Film izlediği için uyku düzenini şaşırıyor ve dolayısıyla da uykusuzluk insanda sinire sebebiyet veriyor. Uykusuz olduğun zaman birçok şey anlayamaz. Mesela sen açken, karnın acayip açken ders çalışabilir misin Tonguç'um? Çalışıyor, aç ayı oynamaz. Yani <laughs> estağfurullah yani ayı değilsin ama belki panda olabilirsin. Ama öyle der, aç ayı oynamaz evladım, Aynen, aç... yemek yiyor öyle çalışlar. Aynen bak, can boğazdan gelir, aç ayı oynamaz. Yani karnın aç olduğu zaman bir şey yapamıyoruz. İşte uyku da aynı yiyecek gibi bizim için gerekli bir şey. Uykuyu ben birazcık idare ederim dersen bu sefer hem beyninin fonksiyonları hem e, sinir sinirsel sistemin seni rahatsız edecektir ve çalıştığından da keyif almayıp aman üf ya bıktım artık çalışmayacağım deyip sinirlenip vazgeçersin. Bir de ders çalışma zamanı nasıl değerlendirilir? Bunu zaten söylemiştik bir kez daha söylüyoruz. Nitelikli çalışma lazım. Bak hem verimli çalışmak hem de çalışma süresi önemli. Eğer bir verimle çalışıp 10 saat çalışırsan Toplamda 10 başarı elde edersin. 10 verimlilikle çalışıp bir saat çalışırsan yine 10 elde edersin. Ama bunlardan herhangi birini aynı şekilde artırdığında 10 verimlilikle 10 saat çalışırsan veya 5 saat çalışırsan bu sefer ne oluyor? 100 başarı elde ediyorsun. Bunu zaten söylemiştik. Dolayısıyla çok çalışman gerekmiyor esasında. Akıllı çalışman, verimli çalışman gerekiyor. Bir de plan. Çalışmaya her gün aynı saatte başlaması. Mesela sen her gün Akşamleyin dişlerini fırçalıyorsan bundan vazgeçemezsin. Her akşam dişlerini fırçalamadığında böyle dişlerin kamaşır, Üf, uyuyamayacağım ya dersin. İster tatile git, ister akrabana git, dişlerini fırçalamadan yatamazsın. Niye? Çünkü alışmışsın. Hep akşamları dişlerini fırçalıyorsun. İşte her akşam çalıştığın saat belliyse, her sabah çalıştığın saat belli ise, bu sende bir düzen oluşturur, bir rutin oluşturur ve yanmadan da kendini rahatsız edersin. Ama bir gün saat derse dörtte oturuyorsan, bir gün öğlen on işte ikide oturuyorsan, bir gün sabah dokuzda, bir gün birde, bir gün... Bir gün bir günü böyle yaparsan bir rutin oluşmaz ve aynı saatte başlamadığın için de çalışasın iş gelmez. Ve hedefini de hatırlaman gerekiyor Toguncuğum. Senin bir hedefin var. İyi bir liseye girmek ya da iyi bir öğrenci olmak, başarılı bir insan olmak. Bunun için yıllık... Aylık ve günlük hedeflerin olmalı. Mesela şöyle günlük hedefimi ben yazıyorum. Mesela birazdan şimdi bu videoları çekiyorum. Ben yazdım ki işte şu videoları çekeceğim. Şu arkadaşımı arayacağım. Akşam işte şunu hazırlamam lazım mutlaka. Bir de şunu mutlaka ödemem gerekiyor. Ona borcum var diye yazdım. Şimdi bunların hepsi Kafam rahat benim ya. Bugün yapacağım şeyler belli. Bunu yaptıkça böyle pıt bitti, pıt bitti, pıt bitti, pıt edeceğim. Oh be, rahatladım. Ama ne yapacağım? Yapılacaklar bir... listesi. Yapılacaklar listesi. Haftalık ve günlük. Eğer olmasaydı bu, bak şimdi bu olmadığını düşün. Bugün ne yapacağım ya? Önce onu mu yapsam? Yok bunu yapayım. Ya, bir şey. Ya, kafam karışır. Acayip böyle gerilim. Ama ne yapacağım belli olunca oh yaptım, kurtuldum, bitti gitti. gitti. Yani. Tabii ki çalışma ortamı da önemli olduğu Bunu her zaman söylüyoruz. Öğrencilerin kimisi bunu uyguluyor, kimisi aman diyor. Gün ışığı alan bir yer veyahut da yani iyi ışıklandırılmış bir yer ve aynı zamanda dağınık olmayan bir masa sende çalışma azmi oluşacaktır Ve tabii ki kıyafet önemli. Eğer üzerine pijama giyersen oh, verirsin Niye? Çünkü insan pijamasıyla uyumaya alışmış. Ben bazen görüyorum hocam ya zaten yataktan kalktığımda üstümü değiştirmek istemiyorum. Pijama ne çalışayım? Hayır. Sınav günü giyeceğin kıyafetlere benzer. Yani sınavda giyeceğin kıyafetlere benzer kıyafetler giymelisin ki çalışamadığın alışsın. Yani ben Mesela öğrenci diyor ki hocam sınavda çok stres oluyorum. Niye? Çünkü farklı bir ortam, farklı bir kıyafet, farklı bir tarza bürünüyorsun. Halbuki sınav simülasyonu hep yaparsan bir şekilde sınavda stresin azalır. Ve tabii ki eğlenceyi de unutmayacağız. Renkli kalemler, postitler, online kalemler. Party, party, Party. Hayır parti değil mi? Saçmalama Tonguç'um. burada çalışma açısından böyle seni heyecanlandıracak akıl haritaları, işte videolar, postitler bunlar da önemli. Son olarak ödülü sorumuza geldik Tonguç'um. Yorumlarını mutlaka bekliyoruz ama şunu asla unutma. Şu anda sınavlara az bir zaman kaldı ve öğrendiğin her şey aklına kalacak. Ve şu anda ne öğrenirsen veya neyi yanlış yapıp onun doğru cevabını dinlersen aklına kalacağı için netlerini artırıp çok güzel bir şekilde hayallerine kavuşacaksın. Hadi bakalım iyi çalışmalar.